Programda bir başka noktamız nesnelerin keyframe'lenmesi, sıklıkla bir başka karıştırılan noktalardan bir tanesi. Bir nesne en baştaki bulunduğu şekilden bir sonraki şekle nasıl geçeceğini belirten, aradaki formlarda değişiklik görmesini sağlayan temel parametre keyframe parametresidir. Şöyle ki bu nesnemin boyutu seçim aracını elime alarak köşelerinden tutup bir miktar küçülttüğümde şu şekilde bulunabilir. Ben eğer kısa yolu position'ın p'si olan bu kısmı açacak olursam layer'ı seçiliyken ve tam olarak şu an faremi bulundurduğum yerdeki bu stopwatch yani kronometreye bir defa tıklayacak olursam artık bundan sonra yapacak olduğum her hareket programın hafızasına kayıtlı olur. Şöyle ki 0. saniyede sol tarafta olan bu nesne 1. saniyeye geldiğinde ekranın sağ tarafında bulunsun derim. Bu durumda bakın zaman çubuğunu hareket ettirdiğimde nesnenin sağ tarafında olduğunu görmüş olurum. Bu mantıkla baktığımız zaman nesneyi biraz daha yukarıya bir yere götürdüğümde bu defa da nesne önce sağa sonra yukarıya doğru gitmeye başlayacaktır. Alternatif keyframe özelliği şu şekilde de başka bir özellikle düşünebiliriz. Tam olarak yapmış olduğunuz keyframe'in üzerine bir defa tıkladığınızda var olan bütün anahtar kareler yok olur. Şöyle bir tekrar yaparsak daha isabetli olacak sanıyorum. Nesnemi iki türlü keyframe vereyim. Mesela birincisi hem position hem opacity. Sıfırıncı zamanda bakınız buralara bir anahtar kare özelliği eklendi, keyframe. Diyelim ki birinci zamana geldiğimde bu nesne şurada bulunsun. Üçüncü zamana geldiğinde bu nesne burada bulunsun. Beşinci zamana geldiğinde bu nesne burada yer alsın istiyorum. Şimdi bunu yaptığım takdirde sadece position'la oynadım gördüğünüz gibi. Ama ben eş zamanlı opacity ile de oynayabilirdim. Bakınız opacity'yi biraz düşürdüğümde nesne yok olur. Yükselir. Azalır. Gibi böyle bir takım özellikler gelir. Ve en sonunda yok olabilir mesela. Burada da bu şekilde olabilir. Geri gelir vesaire yok olur gider. Şimdi bir ön izleme aldığımda şöyle yapalım ekran biraz daha büyüsün. Bir ön izleme aldığımız takdirde görüntünün bu şekilde olduğunu gözlemlemiş oluruz.